Ne diyorsun sen? Ne mi diyorum? Bebeğimizden bahsediyorum karıcığım. İkimizin bebeğinden. Selim saçmalama. Beyza hamile olduğunu biliyorum. Delirdin artık. Nereden çıkarıyorsun bunu? Yalan söylemeyi beceremiyorsun Feyza. Hadi topla eşyalarını, eve gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Git buradan. O kadar kolay değil. Karnında benim çocuğumu taşıyorsun. Kafana göre davranamazsın. Feyza, yaşananlar için özür dilerim. Hadi Ayşe Sultan da gelsin bizimle. Her şeyi yeniden başlayalım. Neye yeniden başlıyoruz? Neye? Yaptıklarından sonra bir de karşıma geçip yeniden başlayalım diyorsun. Senin hiç mi utanman yok? Feyza sakin ol biraz. Sakin falan olamam ben. Hemen buradan gitmezsen polisi çağıracağım. Feyza! Selim! Feyza'yı duydum. Hemen defol git buradan. Seni ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokma. Karı koca arasında bir mesele bu. Bilal lütfen. Sen çok ayak altında dolaşmaya başladın Bilal efendi. Selim tamam. Bilal sorun yok. Konuşuyorduk sadece. Feyza biraz önce kovuyordun bu adamı. Feyza biraz gergin bu aralar. Sen de bilirsin. Kadınlar hamilelikte biraz hassas oluyor. Bilal bir sorun yok. Biz konuşuyoruz, sakin ol. Hemen buradan gitmezsen polis çağıracağım. Tamam karıcığım, sinirlenme hemen. Sen nasıl istersen öyle olsun. Daha sonra da konuşuruz. Şimdi biraz sakinleş. Stresli olman bebeğimize zarar verebilir. Selim. Hadi kızım. Hadi. İçeri girelim. Hadi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Reyzan. Nusret yok mu? Yukarıda uyuyor. Abi, iyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim Reyzan. Yorgunum biraz. Ha, işte uyandı. Ben bir bakayım. Canım, istersen ben yapayım. Sen çok ayakta durma. Başka kahve olsa hayır demezdim. Ama bu... Doğru, haklısın.
Şu halime bak. Sanki ilk defa kahve yapıyorum. Elim ayağım birbirine dolaştı. O kadar olacak. Dur dur dur. Ali'ninkine tuz koymayacak mısın? Yok. O kadarına gerek yok. Kıyamıyorsun ona değil mi? Sen koy koy. Adettendir. Peki madem. Ama çok az. Tamam. Karıştır karıştır. Bak buraya koydum, unutma, tamam mı? Tamam. Buyur Kevser teyze. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Buyur anneciğim. Ellerine sağlık yavrum. Afiyet olsun. Buyur. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyur. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şükran'ımın kahvesi üstüne yoktur. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bir bardak su iç istersen. Bence de. Feyza biraz gergin bu aralar. Sen de bilirsin. Kadınlar hamilelikte biraz hassas oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Selim hamile olduğumu öğrendi. Artık hiç boşanmak istemeyecek. Ne güzel içeri attılar diye seviniyordum. Ne diye bu kadar çabuk bırakmışlar ki bunu? Bilmiyorum. Tutuksuz yargılanacak herhalde. Bari boşanma davası bitene kadar içeride kalsaydı. Şimdi daha beter bela olacak başıma. Allah'ından bulsun inşallah. Sen yüreğini karartma kızım. Daha başım burası. Zorla evli kalamaz ya senle. İnşallah. Bilene de çok ayıp oldu. Öyle kötü öğrendi ki hamile olduğumu. Sanki ondan saklıyormuşum gibi. Öyle düşünme kızım. Bilal anlayışlı çocuktur. Hamilelik hemen öyle söylenir mi? Hem de bir erkeğe. Haklısın aslında ama ne bileyim, tuhaf bir durum oldu. Efendim Sinancığım. Selim, oğlum bir delilik yapmadın değil mi? Yok yok, merak etme. Feyza ile konuştum. İyiyim iyiyim, keyfim yerinde. Artık aklım başıma geldi. Bundan sonra aynı hataları yapmayacağım. Tamam. Ben şimdi şirkete geçiyorum. Akşam için haberleşiriz. Baba oluşumu kutlarız. Peki, görüşürüz. Oldu kardeşim, görüşürüz. İş yeriniz kendinizin mi, kira mı? Kendimizin efendim. Oo. Bizim buralarda da yükselmiş kiralar, öyle diyorlar. Vallahi ucuz bir yer kalmadı artık. Doğru. Nebahat Hanım da geçen gün öyle söyledi.
Sağ ol yavrum. Al yavrum. Afiyet olsun. Ne oldu Hacer? İstedin mi? Ay yok. O sustukça bizimkiler de havadan sudan konuşuyorlar. Yalnız fena heyecanlı. Bayılmazsa iyidir. Dur ben bir daha bakayım. Bak. Gene yapamadı. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. Kızınız Şükran'la evlenmek istiyorum. Tabii sizin de izniniz olursa. Efendim, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Şükran'ı sizden istiyorum. Bu sefer oldu galiba Şükran. Ali seni istiyor. Şükran'ımın mürüvvetini görmek en büyük arzumdu. Hayatta tek amacım kızımın mutlu olmasıdır. Efendim size söz veriyorum. Kızınızın mutlu olması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ali Bey oğlum, bak bende yalan yok. Başta sana güvenmekte epey zorlandım. Ama sonunda senin iyi biri olduğuna... kızımı mutlu edeceğine inandım. Bu yüzden kızımı sana gönül rahatlığıyla emanet ediyorum. Tabii son söz Şükran'ım. Annem ne yapıyor? Ne diyor acaba? Avucunu yalarsın evladım dedi. Çok fenasın Hacer. Dalga geçme. Dur ben olay yerine gidip yakından bakayım. Hadi. Efendim biz Şükran'la konuştuk zaten. Kendisinin de rızası var. Ben bugüne kadar kızımın kararlarına hep saygı duydum. Yine de öyle yapacağım. Hakkınızda hayırlısı olsun Ali Bey oğlum. Kızım, çağır Şükran'ı gelsin elimizi öpsün. Tamam Saadet teyze. Hadi seni çağırıyorlar. Hah, geldin mi? Hadi bakalım. Saadet teyze siz böyle buyurun. Sağ ol yavrum. Bu görevi rahmetli eşim Hasan Bey'in namına yapıyorum. Ruhu şad olsun. Amin. 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 Hacer kızım. Şurada kutunun içinde makas var. Onu bana ver. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamını erdirsin. Şükran'ım güzel. Teşekkür ederim. Evladım. Şükran'ım. Ömür boyu mutlu ol inşallah. Sağ ol Kevser teyze. Tebrikler. Saadet abla. Ay canım.
Teşekkürler. Canım. Canım. Mutluluklar. Sağ ol. Tebrik ederim. Allah mutlu etsin. Teşekkür ederim. Selim Bey, Feyza Hanım için istediğiniz çiçekleri sipariş ettim. Söylediğiniz notu da karta yazdırdım. Tamam, teşekkürler. Ey büyük Allah'ım, senin nuruna sığındım. Karanlık dünyamı aydınlatan nuruna. Sensin tek tesellim, tek sığınağım. Ne olur dayanma gücü ver bana. Ferahlat kalbimi. Huzurunla donat. Amin. Geldiğini duymadım. Ali Bey istedi mi Şükran'ı? İstedi oğlum. Aralarında anlaşmışlar zaten. Bize de yüzükleri takması kaldı. Hayırlısıyla nişanlandılar. Allah mutlu etsin. Amin. Bilal, sende bir haller var oğlum. Aklın bir şeye takılmış belli. Feyza mı? Bak oğlum, yanlış anlama ama seni böyle görünce aklıma hep Feyza geliyor. Anneciğim, evet Feyza ile ilgili ama sandığın gibi bir şey değil. Geçen gün Feyza'nın benim yüzümden Selim'e evet dediğini öğrendim. Beni öldürmekle tehdit etmiş. Bunu öğrenince Feyza'ya yardım etmek istedim. Kızcağız benim yüzümden istemediği bir adamla evlendi. Buna daha fazla katlanmasına gönlüm razı olmadı. Anlıyorum evladım. Feyza Selim'i şikayet etti. Ayşe Sultan'la birlikte Emel'in evine yerleştiler. Selim'den boşanmaya kararlıydı ama... Bugün onun hamile olduğunu öğrendim. Feyza hamile mi? Oğlum, sen her ihtiyacı olanın yardımına koşarsın biliyorum. Ama bu iş biraz karışık. Ortada daha doğmamış bir can var. Bu insanlar sonuçta onun annesi, babası. Evlat sahibi olmak her şeyi değiştirir. Bakarsın çocuklarının hatırına düzelirler. Belli mi olur? Sen hiç bu işe karışma evladım. Ayşe Sultan, bunlar da ne? 40 yama yatak örtüsü yapıyorum kızım. Şal yapmayı bıraktın mı? Yapacağım tabii. Bir sürü sipariş var. Ama tek şalla kalmayayım dedim. Elimden geliyor. Bakarsın bunlar da satılır. İyi düşünmüşsün. Patchwork diyorlar buna. Bu aralar çok moda. Hem şaldan daha fazla satılır. İnşallah yavrum.
Böyle böyle geçinir gideriz işte. Biraz hızlı olsam daha iyi ya. Neyse artık. Zamanla ellerim alışır. Dur ben de sana yardım edeyim. Nasıl yapacağım? Dur. Şunu bitireyim. Sana göstereceğim nasıl yapıldığını. Efendim, avukat Mehmet Bey geldi. İçeri al. Hı-hı. Selim Bey, maalesef alacaklar tüm mal varlığınızı haciz kararı aldırmış. Haciz kararı mı? Neden engel olmadınız? Efendim, elimizden geleni yaptık ama... Aması ne avukat bey? Aması ne? Hemen bir yolunu bulup haciz kararını geri çektireceksiniz. Selim Bey, bu artık mümkün değil. Ne işe yararsınız siz, ha? Size dünyanın parasını ödüyorum. Defol! Defol buradan, gözüm görmesin seni! Defol! Önce kumaşları aynı boy kesmek lazım. Bu ölçüye göre. Tamam. Şuradan. Böyle iyi mi? Aynen öyle. Maşallah. Eline ne yakışıyormuş kızımın. Şimdi bunu al. Bunu. Onu üstüne böyle. Buradan değerli. Tamam. Ben bakarım. Neler yapıyorsunuz siz böyle? Ne güzel rengarenk kumaşlar. Yakında ikiyken üç olacağız. Çalışmamız lazım. Bebek bekliyorum Ülker. Ayşe Sultan onu söylüyor. Bebek mi bekliyorsun? Hı hı. Canım arkadaşım. Demek anne oluyorsun ha? Evet. O zaman ben de teyze oluyorum. Evet. Hadi gel oturalım. Çok yakıştı parmağına. Ali zevkli çocukmuş. Sen şimdi gidiyorsun ciddi ciddi, öyle mi? Ah, kız vermek zor derlerdi. Haklılarmış. Anneciğim, daha dur. Bir yere gittiğim yok. Ağlamama ne olursun. Sahi ya. Biz sensiz ne yapacağımızı hiç düşünmedik. Aa, yapmayın ama böyle. Anne. Tamam, tamam. Hacer. Tamam. Şükran'la nişanlandığımıza hala inanamıyorum. Alışsa niye edersin? Hayatım boyunca bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum Gizem. Sen bunu hak ediyorsun Ali. Ne düşünüyorsun? Evlenince burada mı oturacaksınız? Şükran nerede isterse orada. O olduktan sonra ben her yerde yaşarım. Ben gideyim artık Ali. Sen de dinlen. Senin için heyecanlı bir gün oldu. Yemeğe kalmayacak mısın? Yok, kalmayayım. Evde işler birikti. Gidip onları halledeyim. Sen bilirsin. Gizem. Efendim? Yine her zamanki gibi yanımdaydın. Kardeşliğini gösterdin. Teşekkür ederim. Her zaman yanında olacağım, merak etme. Biliyorum. Thank you.
Sen anneni sadece fotoğraflardan görebileceksin. Kokusunu, sesini duymadan büyüyeceksin. Ama yine de onun gibi bir anneye sahip olduğun için çok şanslısın. Biricik Zeliha. Melek gibiydi. Ben Selim'in hak ettiği cezayı alacağına eminim. Yani nereye kadar böyle devam edecek ki? İnşallah. Artık yüzünü bile görmeye tahammülüm yok. Okulu bırakmadın da iyi oldu. Bak göreceksin. Göz açıp kapayıncaya kadar bitecek. Doğru söylüyorsun kızım. Öyle de mezun olana kadar iş bulmam zor. Aa, hala iş diyor. Kızım bunlar neyimize yetmiyor? Düşünme şimdi bunları. Bana yardım ediyorsun ya, yeter. Bütün yük sende. Benim sana bakmam gereken yaşta sen bana bakıyorsun. Bu olacak iş mi? Canım, ben bir miktar para biriktirmiştim. İstersen onu sana verebilirim. Sağ ol Hükkanş. Öyle sıkışıklığımız yok çok şükür. Ama olursa söylerim. Ben çay demleyip geleyim. Sen anlat biraz, nasılsın? Nasıl olayım Feyza? Benim de canım sıkkın bu aralar. Hayırdır? Necati ile Bilal bir fabrika açtılar. İşler malum çok yoğun. Çok değişti. Çok az arıyor. Daha az görüşüyoruz. Ne bileyim. Artık benden hoşlanmıyor mu acaba diye düşünüyorum. Ülker saçmalama. Necati'nin sana nasıl baktığını görmüyor musun? O çocuk sana aşık. Öyle mi diyorsun? Hiç şüphem yok. Yine yüreğime su serptim. Ben artık kalkayım. Nereye kalkıyorsun? Ayşe Sultan çay yapıyor. Yok, gideyim canım ya. Babam merak eder. Gideyim ben. Peki tamam. Aa, çay demledim kızım. Başka zaman Ayşe Sultan. Yine gel olur mu? Bak yalnızız. Gelirim Ayşe Sultan. Sana kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس